programımızdan itibaren dünyayı gezen Türkleri de bir parça ekrana geçirelim istiyorum. Çünkü sıkıldık. Hepimiz kapıları kapatmış bir uçağa binmiş gibiyiz. Bütün pencereler kapalı, kapılar kapalı ve sanki bütün dünyadan kopmuş gibi bir hayat yaşıyoruz. Herkes aynı gündemleri, aynı şeyleri pişirip pişirip yiyip duruyor. Oysa bazı Türkler de bütün bu hengamenin dışına çıkmış, dünyayı karış karış geziyor. İşte onlardan bir tanesi de Hasan Söylemez. Şu anda karşında. Hasan kardeşimi ben daha önceden tanıyorum. Beşten bir kaya konuk ettim. Kendisi o zamanlar diyordu ki ya ben dünyayı gezmeyi düşünüyorum, Afrika'yı gezmeyi düşünüyorum. İşte bisiklete atlayacağım, bütün Afrika'yı gezeceğim. Hasan söylemesi ayıp, hani yüzüne söylemiş gibi olmayayım. Ben de tabii tabii diyordum içimden. Sen yüzüne de elbette Hasan'cığım ya sen gezmeyeceksin, kim gezecek gibi laflar söylüyordum ama sağ olasın beni çok yanılttın. Kaç ülke dolaştın şu ana kadar Afrika'da? Afrika'da şu an yanılmıyorsam 9. ülkedeyim. Liberya. Bir yılı aştı yolculuk başlayalı. 14. ayımdayım. Tabii 6 yıl önce sizinle ilk 5N1K canlı yayınını yaptığımızda ben İzmir'deydim. O zaman Türkiye'yi bisikletle dolaşıyordum. Yani sizin o inanmayan tavrınızı hissetmiştim. Ya bırak şimdi, bırak. O zaman gayet şey demişim bana. Ya tamam abi, senin desteğin varsa tamamdır diye dediğini hatırlıyorum şimdi. Ya işin şakası bir yana, Hasan sen tek başına mı yapıyorsun yoksa bizi kafaya mı alıyorsun? Bir sürü dronlar uçuruyorsun, belgeseller çekiyorsun. Doğruyu söyle, tek başına mı geziyorsun Afrika'yı? Abi gerçekten tek başıma geziyorum. Hatta belgesel ortaya çıktıktan sonra ben izlediğimde, yani bütün aşamasında bulunduğum için buna rağmen ben bile inanamıyorum, bunları ben mi yapıyorum diyorum. Yani burada biraz mütevazi olamayacağım, kusura bakmasınlar. Gerçekten tek başıma büyük bir prodüksiyon yapıyorum. Evet, bir yandan belgesel çekiyorsun, YouTube kanalın var Hasan Söylemez, orada yayınlıyorsun. Sürekli meşgulüm aslında. Belgesel çekmek beni çok yoruyor. Bisikletle Afrika'nın tamamını dolaşmak yormuyor, belgesel yoruyor. Çünkü bir belgeselin çekim aşamasında neler yaşandığını çok iyi biliyorsun Cüneyt abi. Evet. Bunun bir de ben gittiğim her ülkede yaptığım röportajları orada yaşayan insanların kendi dilinde yapıyorum. Afrika'da yaklaşık 3000 dil konuşuluyor ve ben karşılaştığım insanlara kendi dillerinde sorular soruyorum. Nasıl tercüme ediyorsun? Zaten beyaz bir adam görü şaşıran insanlar bir de kendi dillerinde konuşan birisiyle karşılaştıklarında neye uğradıklarını şaşırıyorlar. Abi sen de yani 10 parmağında 10 marifet. Google şey gibi translate mi kullanıyorsun? Nereden biliyorsun abi 3000 tane dili? Zor olmuyor mu bunları bulmak, konuşmak? Ya 3000 dil değil. 3000 dil konuşmuyorum tabii ki. Bugüne kadar yaklaşık 10 dilde röportaj yaptım. Evet. Fransızca, İngilizce, Arapça, Kriol, Hasanice diye bir dil var Moritanya'da konuşuluyor. Hasanice. Ondan sonra Wolofça. Nasıl? Konuş bakayım. Hasanice nasıl konuşuluyor? Bir cümle kur Hasanice. Hasanice'nin işim aklımda değil. Yazıyorum bunları, not alıyorum. Kopya çekiyorsun değil mi? Mesela Wolofça en büyük hayalin ne diye sorabilirim. Sor. Lenge gını bıgı. Lenge gını bıgı. Bir daha söyle, ben de öğreneyim. Lenge gını bıgı. Lenge gını bıgı. Abi söylerken evet, güler insan bunu. Çok kolay aslında. Muadiki bu çoma. Muadiki bu çoma kriol dilinde adın ne demek? Kalebu mayor sonyo. Bu da kriol dilinde en büyük hayalim. Bu dil nerede konuşuluyor? Portekizce'nin sömürge ülkelerinden biri olan, evet, Yeşilburun Adaları ve Gine Bisau'da. Hasan çok teşekkür ederim. Yolun açık olsun kardeşim. Ben teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. Görüşmek üzere. Kendine iyi bak. Sevgiler, selamlar.